Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 5 yıl sonunda Bilecik yolculuğuna başlayacağız. Şu an Bursa'dayız. Birazdan Bilecik arabasına binip Bilecik yolculuğumuz başlayacak. Bilecik'e gidelim. Evet arkadaşlar, Bilecik'e gelmiş bulunmaktayız. Bu anıtı biz geldiğimiz zaman yapılmak için şimdi sizlerle beraber Bilecik turuna çıkacağız. Beraber gezelim. Şehrin Bursa tarafından geldiğimiz zaman giriş bölgesi burası. Sarmaşık ve küçük sanayi olarak adlandırılmaktadır. Evet, burası da Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi. Bilecik'in müzesi. Merkeze gireceğiniz zaman sağ tarafta bulunuyor. Yaşayan Şehir Müzesi, Bilecik Bahçeli Evler Mahallesi'nde 2300 metrekarelik alanda yapılan bir müzedir. Müze, ilin kültürel, tarihsel ve geleneksel örf ve adetlerini, yaşanmışlıkları ve yaşam tarzlarını yansıtan temel yapı taşlarını içerisinde barındırıyor. Şöyle ileriye doğru ilerlediğimizde o dönemdeki insanların giymiş olduğu elbiseler, ayakkabılar ve diğer eşyaları müzede görebiliyoruz. Müze çok güzel tasarlanmış. Girişte sol taraftan başlayıp müzeyi rahat bir şekilde bütün bölümlerini atlamadan gezebilirsiniz. Burada savaşmakta olan askerleri ve savaşın durumunu gözetleyen bir komutan görüyoruz. Bu vesileyle bu kutsal toprakları bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi minnet, gurur ve rahmetle yad ediyoruz. Evet, ileriye doğru müzenin diğer bölümlerini gezip gösteriyoruz sizlere. Burası da o döneme ait şehir kahvesini anlatan bir yer. Sedirden oturma yerleri bulunmakta. Her bölmesinde ayrı görselin anlatıldığı müzede, karşı tarafta da hutbede bir hocayı görüyorsunuz. Buralarda da o dönemdeki kişilere ait bal mumundan yapılmış heykelleri görmekteyiz. Burası Yörük Çadırı. Yörük Çadırı içerisinde bulunan bir ailenin yemek yemekte olduğunu görüyoruz. Şöyle çadırın arkasındaki diğer görselleri de hızlı bir şekilde görmeye devam edelim. Buradaki yazıda Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e öğüdünün olduğu bir tablo. Burası da şehrin haritasının ve ilçeleri hakkında bilgilerin verildiği bir bölümden oluşmakta. Müzenin birinci katını bitirdik. Burası da müzenin ikinci katına çıkış yeri. İkinci katta da o döneme ait farklı görseller ve eşyalar bulunmakta. Yine aynı şekilde sol taraftan başlayarak müzeyi atlamadan gezmeye devam edelim. Evet, burada o döneme ait telefonları görmekteyiz. Burası da Cumhuriyet Odası. Cumhuriyet dönemindeki odada bulunan eserlerin gösterildiği bir yer. Bunlar da eserlerin isimleri. Şöyle hızlı bir şekilde odanın içerisindeki eserleri gösterelim. Müzede bulunan eşyalar her ne kadar eski yıllara ait olsa da çok şık bir şekilde görünmekteler. Görsel olarak da çok güzel duruyorlar bütün hepsi. Burası da müzenin farklı bir bölümüne geçiyor artık. Burada o döneme ait bir hamam görmektesiniz. Burada da çekiç döven bir demir ustasını görmekteyiz. Burada ise o dönemdeki meşhur mesleklerden terziliğin anlatıldığı bir görsel görmekteyiz. Aynı şekilde burada da bir terzi görmekteyiz. Burada da çiçek satmakta olan bir ablamız bulunmaktadır. Evet, meşhur meslek olan çömlekçilikle uğraşan bir abimiz. Burada ise yorgan dikimiyle uğraşan bir ablamız var. Görseller çok güzel bir şekilde anlatılmakta. Burada o döneme ait meşhur mesleklerden yine sepetçilik mesleğiyle uğraşan bir abi. Burası ise sosyal yaşamın anlatıldığı bir yer ve ablamız değirmen taşıyla buğday öğütüp un yapıyor. Misafirlikte bulunan bir kişi ve diğerlerinin sohbetini görmekteyiz bu bölümde ise. Gelin ve damatın düğün gününü göstermekte olan bir görsel. Burası da kına gecesini anlatan bir oda. Burada yufka açmakta olan bir ablamızı ve keyif yapmakta olan bir kişiyi görüyoruz. Evet, burası da bitmeyen o gelenek olan salça yapımının gösterildiği bir oda. Bu bölümde ise kız isteme, gelin alma, düğün, nişan, sünnet gibi gelenek ve göreneklerin yapıldığı zamanlarda giyilen eşyaların gösterildiği bir bölüm. Böylelikle müze gezimizin sonuna gelmiş olmaktayız. Müzeden çıktıktan sonra bizi Bilecik Kültür Merkezi karşılamakta. Burada Şeyh Edebali Hazretleri'nin de heykeli bulunmaktadır. Evet, Bilecik'e adım adım merkezine doğru gidiyoruz. Yaklaştık. Burası Bilecik'in girişindeki üst geçit. Bu görsellerde Bilecik'e 2016'dan sonra yapılan görseller, askeriyenin duvarına yapılan yazı ve diğer görseller ifade ediyor. Yan tarafımız askeriye. Normal şartlarda askerler çarşıya çıktığı zaman bu yolda yürümeniz çok zor. Çünkü her taraf asker doluyor. Evet arkadaşlar, burası Bilecik'in giriş kısmı. Bu köprüde Hamsu Köprüsü. Köprü adeta şehri ikiye bölmüş durumda. Buradan geçip şehir merkezine doğru gidiyoruz. Evet, hadi gidelim. Burada Hamsu Köprüsü. Şöyle alt tarafta dere var. Zincirleri de kilitleri sonradan yapmışlar. Girişte görebileceğimiz yerlerden bir tanesi de bu şelale. Normal şartlarda suyu akıyor ama bugün suyu akmıyor. Şehrin merkezine doğru geldik. Sağ taraftan aşağıya doğru ve sol taraftan aşağıya doğru iki tane yol ayrılıyor. Biz sol taraftan şehrin tam merkezine doğru ineceğiz. Bunlar da şehrin merkezinden görüntüler. Şeyh Edebali Hazretlerinin türbesine doğru iniyoruz. Burası türbeye giden yol. Aşağıya doğru devam ediyor. Buralarda karşı taraf mezarlık. Şurada eskiden kalma minarenin tadilat ve tamiratı yapılıyor. Gördüğünüz gibi türbeye giden yol ise çok güzel. Sağ ve sol taraflarda ağaçlar bulunmakta. Evet arkadaşlar, şimdi Şeyh Edebali Hazretleri turundayız. Biraz sonra Şeyh Edebali Hazretleri türbesine gideceğiz. Burada da zincirli kaya bulunmaktadır. Gelin beraber türbeye doğru gidelim. Evet, burası Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesine giden yol. Burada da cami bulunmakta. Biz türbeye doğru yola çıkıyoruz. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi. Burası Osmanlı Tarih Şeridi'nin bahçesi. Şöyle Tarih Şeridi'ne doğru ilerliyoruz. Evet, burası da Bilecik Belediyesi'nin arkasında bulunan Bilecik'teki Saat Kulesi arkadaşlar. Buraya fotoğraf çekilmek için insanlar geliyorlar. Evet arkadaşlar, böylelikle Bilecik gezimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.